Kahveler içiliyor. Türk kahveleri köpüklü köpüklü içiyor. İçiliyor ve mum ışığında, şekerle beraber mum ışığında kahve içiyoruz, şeker. Ne yapıyoruz akşamda? İki mum yaktık, halimize ağlıyoruz. Evet. Şeker, vallahi bunu suya konan değil mi bu? Bilmiyorum. Kız içi, ben öyle bir şey yaparım. Suyun içine konan mumlar yok mu canlarım? Suyun, bu mum böyle suya koyulabilir. Camın içinde su. Öyle suda yanıyor şu mum. Görünüyor mu? Ha bu mu? Görünüyor canım mumu. Mumu. Görünüyor bak, yanıyor. Bu mu mu? Bak şimdi deneyeceğim. Ha deneyeceğim şimdi. Bak. Hayranların mumu yaktık. Bir de kahve yaptık. Hem mum yanıyor hem kahvelerini içeceğiz o akşam. Evet. Ama kahve her gün içilir. Bir tane fazla değil. Bir tane kahve her gün için tavsiye ederim. Bunu deneme marşı yapıyorum. Bak su koydum içine. Bakın su. İçinde su var. Aslında böyle güzel bir camın içine koyuyorlar onu, şeker. Ama şu bunu koymayacağım. Şimdi mum şeyleri normal var. Bak. Mum aksesuarları var. Aksesuarları içine koyuyorlar mumu. Şeker diyor muma suya konmaz diyor. Ben koymadım. Su bak. İçine dalar diyor. Dalar mı? Dalmaz da yani. Mum dalar belki. O zaman söner diyorsun. Söner. Evet deniyoruz. Söner. Bak. Bak. Su şey olmadı. Bak su gelmedi oraya. Bak. Böyle yapıyorlar bak. Bu mum su mumu. Hani? Abi, bu cam olacak, o zaman etraf böyle şey oluyor, gece lambası gibi oluyor. Anladın mı? Daha kağı oluyor. Loşçuk gibi. Evet. Bak. Loşçuk. Evet, yandı, doğru. Haklıymışım. Bakın kahve nasıl olmuş. Bileyim bak, hadi kahve. Ellerine sağlık. Tokuşturamadım şimdi. Ay şeker. Olay olmuş. Evet, köpük kahve güzel oldu. Evet canlarım, merak edenler için buradan Sevda Demirel ve hayvansever, büyük hayvansever selamlar Sevda Demirel. Şeker onun yanına gitti. Evet. Biraz hayvanlara falan baktı. O biraz bir şeyi vardı. Sevda. Bir işi vardı onun. O yüzden Sevda Demirel. Koca koca küçükler. LGBT'leri sever, hayvan sever. Sever. Beni sever, evet. Şekeri daha çok sever. Sever. Tabii. Bizim gibi insanları sever. Ha. Sen sevdin mi onu? Ha, ben de sevdim canım. İyi miyiz? Çok iyi miyiz? Tabii canım çok iyi miyiz? Şekere şubar habbeler söylemiş, etmiş. Evet, evet. Beni güzel karşıladı. Sağ kedisi var değil mi? Bayağı kedisi var. Çok güzel karşıladı. Evet, kedileri var. Köpeği var. Kedisi var, tabii köpeği var. Yan yana anlaşabiliyor mu? Alışıyor canım. Kedi köpeği. Tabii canım, onlar alıştırmış. Biz yan yana anlaşabiliyorsak o da alışıyor. Tabii canım, bizim gibi alıştırmış o da kedi köpeğini alıştırmış. Sevda Demir'e çok iyi. Şubar diyorsun. Severim ben. Sağ olsun. Allah razı olsun. Benim ama onda şey benim şansı pek bilmedi. Beni güzel karşıladı. O olaydan sonra şansı gülmedi. Hande ilgili olaydan sonra güzel şansı gülmedi. Yo iyi. Şu anda klip çıkarmış. Onun klibini bence seyredin. Yağmur. Klip yağmur ağlıyor ikimiz için. Yağmur. Hem ağlıyor hem siliyor maziyi. Evet. Kaderim din hayal oldum şimdi. Aşkımız bitti, masallar gibiyiz. Alo. Efendim? Kimsiniz? Şeker şu kızımı versin oradan, çöpten buldum. Şu kızımı sana zahmet ya. Ay, sana zahmet. O senin kızın mı? Evet, yeni kızım, çöpten buldum. Öbürü travesti, daha onu verme travesti. Bak o kendi saç, ona yapışık. Bak. Kendi saçı. Kendi saçı. Kız bu gerçek saç mı şeker? Yok naylon. Dokun bakayım. Naylon. Naylon mu? Evet. Ya naylon ya da naylon da olabilir. Naylon. Şimdi canlarım, ben kızım örgü nasıl örülür? Çekiyorum size. Şöyle koydum bunu. Şöyle görün bakın örgü nasıl örülür göstereceğim size. Kızımın saçını öreceğim. Kelav kızımın. Heh. O benim kelav kızım. Evet, kelav kızımız. Kelav kızımın saçını öreceğim şimdi. Şimdi öreceğiz. Ay kızım benim kelav olmuş. Ay şeker bu kelav, bu kelav olsa var ya. Kelav olmuş, kelav. Paranın şeyine orospu. Koyar. Orospu. Orospu kelav. Paranın şeyine evet, koyar mı? Evet, orospu kelav. İki tane öreyim böyle ayrı ayrı. Kur, tek değil. Kurdele. Şöyle bak iki tane yandan yandan. Kurdele. Ay bunu da yıkamadım ama. Çöpte kirlenmiş midir? Kirlenmiştir. Yok ay o da kirlenmiş. Fazla durmamıştır belki. Ay yapağı yapağı olmuş, açılmıyor bile. Açılmıyor. Yapışmış bir. Kız ben açarım ben onu var ya. Laylon. Aa dur bende şeyi var. Saç açıcı spreyi ha, var. Almıştın ya spreyi. Ondan sıkayım buna biraz dur. Sıkayım da biraz öleyim. Bence onu sık bebeğim. Sık açısın iyice o.
çalkalıyoruz. Çalkala yavrum çalkala. Çalsana oğlum çalsana, çalkala kızım çalkala, çalkala. Dünya bile dönüyor. Dur böyle çalkala. Çalkala yavrum çalkala. Evet, kış geliyor. Çalkala bebeğim çalkala. Domatesler, geçen sene 1 lira olan o domatesler var ya şeyler. Küçük domatesler hani kavuruyorlar, kışın yiyorlar ya. Evet evet, o domates bile olmuş. Şimdi kaç lira olmuş? 7,5-8-9 lira olmuş. O civar. Evet. İnanamadım yani. Aynen. Bir de şey, onları normalde yiyemezsin. Kahvaltıda falan yenmez. Hiç evet, güzel değil. Evet. Ancak pişireceksin. Onları ancak menemenlik yaparsın. Pişireceksin işte. Ya da kızartma türü bir şeyler yemeklere yaparsın falan ya. Ya da yemeklere koyabilirsin evet. Bilmem aynen, ne. Aynen, aynen. Kız bu tararır mı acaba? Bir de bir tane tararak getireyim şeker. Evet, tararak. Tararak. Tararak getirsin. Ben şu şeyde çöpte bulduğumuz, çöpçe bulduğumuz şu şeyi, şey, tara. Şekerin tararağı bu evet. Bak. Şekerin tararağı fırtıklı. Çöpte. Çöpte bulduk bunu Okşan'la beraber. Aa abi, yok ben buldum. Tek başıma buldum. Tek videosunu başına çektim. Ha. Videosunu bile çektim bulurken. Bebeğim. O taranıyor. Evet. Kızım ger. Aa, iyi bir saç ama. Saç, naylon saç. Naylon ama iyi bir naylon kalitesi. İyi bir kalitesi. Naylon. Şeker. Evet. Sen kahven bitti mi? Evet evet. İyi şunu bir tut kız, ben öreyim. Sen tut kız. İyi bir kelabı. Kelabı tut sen. Aa, bu kelab bizim kelab. Kelab su. Bizim kelab. Kafasından tut. Kafasını tut ha. Bu bizim kelab. Ha, iyi tut. Ha. Tuttum. Güzel, dur örüyorum. Bizim kelab. Sizin kelab mı? Evet. Hmm. Güzel kelab ama. Şeker. He. Okul okusaydın böyle. He. Mesela okul okudun. Evet. Sen ortak okumadın. Orta kaça kadar gittin? Orta 1'e kadar gittim. Orta 1'de bıraktım. Orta 1'de evden kaçtın. Teravih yaptım. Teravih yaptın. Teravih yaptın. Evden kaçtın. Teravih yap. Mecbur teravih yapmak zorunda. Blok flüt yüzünden. Evet. Blok flüt yüzünden yaptın. Hı. Peki mesela okusaydın, üniversite falan bitirseydin. Büyük okulları yani. Bütün okulları bitirseydin. Ne olmak isterdin yani? Doktor olmak isterdim. Orada şu yorumlarda gördüm. Okşana şekere sorar mısın diye. Doktor olmak isterdim. Doktor. Ya da avukat olmak isterdim. Ya da? O kadar. Polis olmak isterdin. Hayır. Aa niye? Hayır yok, polis olmak istemezdim. Çünkü neden polise benim hevesim yok. Ben doktorla şey hevesim vardı. Mesela küçükken okulda soruyorlar öğretmenler. Evet. Ne büyüyünce sıra sorarlardı. Tabii sıra, eskiden sorarlardı bize. Evet evet. Sırayla herkes kalkardı. Ne olmak isterdin? Ne olmak istersin evet, büyüyünce? Ben doktor. Ama bütün ya sınıf avukat. Ya doktor ya pilot. Bütün sınıf hepsi öyle evet, şeyler derlerdi. Evet, evet evet. Ya bir de balık sırtı örgü var da ben onu yapmayı eskiden bile unuttum nasıl. O zor. O zor. Balık bir sırtı. Saç örgüsü de güzel. Sen örebilir misin balık yok, sırtı? Yok asla. Ben de örgü. Bu normal örgüyü? Örgü örerim öyle örürüm. Bunu örersin. O normal. Ben kendi saçımı da örüyordum öyle. Böyle. Aynen. En azından kendi saçın. Kendi saçım örüyordum. Evet. Saçın var. Evet örüyordum. Olmayanlar düşünsün diyorsun. Hayır olmayanlar değil de saçım örüyordum. Saç örmesi güzel oldu. Bazı değişiklik. Saçını örüyorum. Ucuna lastik. Daha şey güzel olur saçları. Aç şundan da dur. Evet. Çengeli lastik takayım. Ha. Hayır bu benim orospu şeyim kızım. Ben bunu da pazarlayacağım. Ay terapi. Değerli etmez bu. He. Plastik bu. Plastik. Aa, bak saçı başı her yeri dağılıyor dayı. Plastik. Kızımız yarın okula gidecek. Küçük. Saçını örüyoruz. Küçük kız olacak. Ha. Yani okula gidecek. Bir de okulda şeker sıra dayağı atarlardı hatırlıyor musun? Hmm. Seni sıra dayan attılar mı? Yok canım sıra dayan. Aa niye? Eskiden var sıra. Mesela sınıf komple yaramazlık yapınca öğretmen böyle cetvele bir ona vuruyordu. Çağırdı gel alıyor. Diyordu buraya diyordu. Vuruyordu elini açtı. Şimdi buradan çıkıyor. Evet, terapi. Küçük kız. Öbür kelava şeye, lübunyaya bir şey yapmamıza gerek yok. Öbür lübunyaya. Ha ne güzel oldu. Oradaki lübunyaya. Güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Evet saçları. Kız gibi. Evet. Bunun bedenini tamamlasam şeker. Evet. Böyle başka kol bacak da bulsam bunu evet, şey yapacağım. Evet. Normal insana çevireceğim bunu evet, yavaş yavaş. Evet. Ondan sonra böyle bir benim senin sihirli değneğin var. Evet. Senin sihirli değneğin var evet, ya. Evet. Nerede o değneğin? Değneğin nerede? Hoş. Ha. Evet. Senin sihirli oradaki sihirli evet, değneğinle evet, kafasına 3 kere vuracaksın bunu. Hayır. Sihirli değneğine şak şak. Günah. Kafasına vuracaksın. Günah. Şimdi. Sen. Evet. O senin sihirli değneğin. Tabii. Anladın mı? Ha. O topuz var ya. Evet. Onun kafasına bunu 3 kere vuracaksın. Aynen. Buna bu canlanacak. Canlan beni. Canlansa korkar mısın? Zorlusu bu. Bak
Orospunun korkar mısın bu canlansa? Güzel güzel ama. Canlansa seninle konuşmaya başlasa şok olur musun? Yok hayır şok olmam. Ne haber şeker dese? Ne haber dese ben bana merhaba diyeceğim. Ne haber sen nasılsın iyi misin? Ama işte mi canım bunun kafası sadece var nasıl konuşuyor bunun laylomu? Söylerim canım laylomu nasıl konuştu? Şeker düzgün konuşuyor. Nasıl konuştu diyeceğim. Sen sorarsın bir de ona. Sorarım tabii nasıl konuştu laylon kafa. Laylon kafa. Bir de laylon kafa kolları yok. Bacağı yok. Bacağı yok. Ama ayakları, nasıl yaşıyor? Ayakları yok. Nasıl konuşuyor? Komple ayağı bacağı olsa konuş hadi normal. Hadi. Konuşur. Ama o zaman ayağı, konuşur diye. Naylon ayağı, ayağı bacağı olsa naylondan konuşur o zaman. Merak evet. ederim. Acaba bu nasıl konuşuyor? Ay değerli toplu oldu ama güzel evet, oldu. Evet. Güzel bak, oldu. Bak yapağı yapağı. Evet. Güzel saçları vallahi. Güzel oldu. Güzel. Örgü. Kelavsu. Kelavsu. Güzel evet. oldu. Okşan güzel oldu. Güzelce örüyorum. Evet, ay güzel. Benim böyle belik belik saç. Benim kendi saçlarım ne biçimdi de işte. Saçımın kıymetini bilemedim. Bilemedin evet. Yok o boyayı sür, yok bunu yap, yok şunu yap. Ama millet ne boyalar yapıyor ki ne bir şey olmuyor. Millet evet. neler yapıyor? Ne her, evet. Senin neyle küstü saçların okşan? Ayda bir... Senin saçların bu küstü okşan. Ben benim. Şey aldım şeker. Ailemi gittiğimde sıfıra vurmuştum. Bilmiyorum o mu maddeledi saçımı. Bir de röflesetleri çıkmıştı. Haftada bir kafama ondan sürüyordum. 2 saat bekletiyordum. Kafanda 2 saat oral beklersen olur. Ay ondan saç diplerim küser. Saçları küser. Ya saçımı küstürdüm kısaca ya. Yani. Ama bir saç eklesen daha iyi olur okşancı. Ay nasıl ekim? Ya ekilen yerler. Aa güzel oldu. Evet. Bak şeker. Kafası güzel oldu. Bakın evet. canım kafası güzel oldu. Çok evet. iş işte herhalde. Evet. Ah bakın. Bak. Vallahi. Evet örgü yaptı okşancı. Ha böyle bir poz vereyim. Şeker evet. sen de gel eğil de evet. şey saç örgüsü nasıl yapılır diye. Bak ne güzel oldu. Eğil şimdi gül bak. Biraz. ha, ha bu pozumuz olsun şey. Ay ne güzel oldu. evet. Al yavrum koy evet. yerine. Ay bak. Güzel oldu. Bak. Kaltak. Bak. Suratı şey gibi ama yüzü yapılı bu yalar gibi. Evet. Değil mi? Evet. Olsun. Hmm. Güzel oldu. Ne kadar güzel Allah'ın evet. cezası. Çok evet. sinirlendim. Şimdi o şeyi Lubunya'ya getir. Lubunya'ya getir. Travesti, travestiyi getir. Travesti mi getir? Bu travesti. Ama öyle dudağın peruğu çıkıyor. Ha, kafası bu çıkıyor. Çıkıyor. Lubunya olduğu için ne yapacağı belli olmuyor. Lubunya olduğu için çıkıyor peruğu. Tabii. Bu Lubunya bak nasıl belli Lubunya olduğu. Peruğu çıkıyor. Bak. Bunun peruğu çıkıyor. Ama çok sinirli bakıyor bu şeker. Bak, bak işte. Sinirli mi duygusal mı? Duygusal. Bak bakayım sinirli mi duydu? Mutsuz gibi. Yok. Mutsuz gibi bakıyor. Ya. Tabii canım. Kelam olduğu için iyi, şey, kocası değil bunu mi? Pavyona satmış. Değil mi? Pavyona satmış. Ondan sonra çocuklarını şeye ama vermişler. Ama yüzü güzel. Yüzü güzel. O kadar da güzeldi. Güzel. Eski Lubunya makyajı evet. yapmış. Evet. Evet. Bir de bak normal hali ama göstereyim. Ama yüzü güzel olsa. Kel hali göstereyim bak. Evet. Bu normal hali. Kel kızın drama. Bu akşam Reha Muhtar'la Show Haber'de. Ay bir tane Reha Muhtar o zamanlar şey yapıyordu. O Anchorman olduğu zamanlar şeker. Hmm. O zaman Anchorman'di ya. Evet. Neydi Anchorman? Anchorman ne demek? Ne demek ki ben bilmiyorum. Akşam sen sana sor. İşte anchor. Anchor ne demek? En kırmak yani. En çok kıran. Kıran. En çok kıran men. Anchorman oluyor işte. Anchorman. Evet. Bak şimdi o da Lubunya oldu. Kim Lubunya oldu? O. Ha şimdi Lubunya oldu. Tro oldu. Travesti oldu evet. yavruları. Evet saç nasıl örülür? Gösterdim size canlarım. Evet. Ama işte ay vallahi iyi oldu. Güzel saçım. Oldu canım. Benim kendi maydanozum olsa ne yaparım biliyor musun? Uzun evet. olsa şöyle yandan bir tane evet. kalın örerim. Şöyle öne doğru. Evet. Ay, neler yaparım yapar da işte evet. maalesef saçlarımın ne güzel oldu içine evet. sıçtım vallahi. Seni sevmek sevmelerden bir bütün. Ben seni de, gülleri de severim. Belki farklı onur, gönül ağrısı. Ben seni de, kuşları da severim. Sibel Can, çok güzel bir şarkıdır. Sibel Can, seni sevmek mi şarkının adı bilmiyorum dernekler. Evde yemek bitmiş, hiçbir şey yok diyorsanız üzülmeyin. Hemen karnınızı doyuracak. Çok şugar bir habbe tarifi vermeyeceğim ama yani direnci bakın canlarım bakın. Benim en sevdiğim yani hiçbir şey değişmem. Bak yemin ediyorum size. En sevdiğim şeyi göstereceğim size şimdi. Ama bunun yanına bir de şahane bir bulgur pilavı gider. Hiçbir şey gerek yok.
yanında da. Böyle ufak bir parça ekmek de hoş olur yani. Ben bulgur pilavının, makarnanın yanında, vallahi bak yemin ederim şaka bir yana, gerçekten ekmeksiz hiçbir şey yiyemiyorum. Yani ne yapayım anacığım, duramıyorum yani. Alışmışız her ay. Alışmışız çocukluktan. Bizi alıştırmışlar herhalde. Kalabalık ailelerde doğduk. Çocukluktan herhalde öyle alışmışız ya. Saraylarda büyümedik sonuçta. Kalabalık ailelerde büyüyünce ne oluyor? Eşyan şeyi oluyor biliyorsunuz. Ekmek, bol bol ekmek yediriyor herhalde bize çocukken ki. Hani daha kolay doyalım da fazla yemek gitmesi var bilemiyorum. Neyse ne demek istediğimi kalabalık ailelerde büyüyen dostlar anlarlar ne demek istediğimi. Canlarım, şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Yemeğim yok. Vallahi hiçbir şey kalmamış. Bugün misafirlerim geldi falan. Çay, kahve de şudur bu. Hiçbir şey yapamadım. Elimin dolapta ne vardı? Bakın canlarım. Bebeklerim, yavrularım, annem ben anneni bokunuzu yedirecek. Bakın. Ne var dolabımda? Çok güzel bir domates. Bak kırmızı, kan kırmızı. Sonra bir tane biber. Bakın şurada da neler var. Bak şuraya gitmiş. Nerede? Anam bir salatalık vardı hıyar tulardan Silo yavrum. Aa şurada bak. Buldum salatalık parçaları da burada bak. Ben minik minik doğradım. Şimdi bu böyle çok hoş olur. Bunu tamam ama buna bir de birkaç dal maydanoz yakışır. Ama maydanozum vardı. Ah ah ah. Geçen gün köfte yaptığım için maydanozun kafasını kopardım dedik. Yani kafası kopan şey hiçbir işe yaramaz biliyorsunuz. Kafasını koparırsanız kafasını hayattan hiçbir beklentiniz olmasın canlarım. Şimdi canlarım bu saptan ben ne yapacağım? Çünkü ben bu salatayı içinde maydanoz olmadan, yeşil soğan olmadan da yemem. Yerim tabii ki. Açlıktan geberiyorsam eşek gibi ne olsa domates ekmek. Domates ekmeğe bayılırım. Domates ve ekmek en sevdiğim yemek. Yani o da bir yemek sonuçta. Yiyorsun ya, yediğin şey yemektir yani. Ne yersen yemek, ne yersen yemek ya biliyorsunuz. Şimdi canlarım. Şimdi bakın burada bakalım. Bak bak buldum bir tane bak. Birkaç dal lazım bana zaten bak. Bir de bunun sapını kaynatıyorlar şişkokacılar. Bunun sapını kaynatıyorlar şey yapıyorlar. Zayıflamaya çalışıyorlar. Ebekacı. Bunun sapını bunun sapını kaynatıyorsun. Sonra içiyorsun. Zayıflayacağım diye içiyorsun. Ama sonra kadayıf yiyorsun, künefe yiyorsun. Adana kebap, döner, pizza, hamur işi, her türlü bunları yutuzluyorsun, habbeleri yiyorsun. Bu garip ne yapsın, bu maydanoz sapı ne yapsın? Maydanoz sapı mı seni kurtaracak? Yok. Ancak bağırsaklarını güzel çalıştır. Bak maydanoz sapı gerçekten ben denedim yalan değil ama hiç zayıflamak için falan kullanılacak bir halt değil. Hiç o sitelerde yazanlara falan hayatta inanmayın. Öyle bir şey yok. Hiçbir bitki çayıdır, şudur, budur. Bunlar zayıflatmaz ama şunu yapabilir. İştah keser, yemek yemediğin için zayıflarsın. Bakın şimdi. Bir sürü reklam görüyoruz. Yok şu maydanozu sapını haşlayın suyunu için. Yok işte onu haşlayın, bunu haşlayın. İşte bitkiler şu an aklıma gelmiyor fazla bitki adı. Bunlar seni zayıflatmaz kardeşim. Ama bunlar ne yapar? Tamam, faydası şu şekilde olabilir. Senin iştahını keser maydanoz sapı ve bağırsakların da o an için içtiğin anda bir saatliğine falan ve bağırsakların çalışır. Şu kadar bir trafik akıcı olur. Çok güzel mıçarsın o zaman. Ne olur? Tamam o anlık için geçerli. Bu arada bu bakın sarı şeyleri var ya bak sarı saplarını almayın canlarım. Ben alıyorum. Ama siz almayın. Ben çünkü şeyim. Ona sarı maydanozun sarı saplarına bağışıklık kazandığım için tebrikler. Siz almayın. Heh. Evet bayağı pörsümüş. Evet. Şöyle. Yakında göremiyorum ya. Bana bir yakın gözlüğü lazım biliyor musunuz? Hastaneye mi doktora mı ne? Hastanede doktor diye bir şey varmış. Öyle diyorlar. Oraya gitmem lazım. Orada
My doctor is glass, my glass, yani gözlük glasses miydi, glasses, bana taking, verecek anlamında söyleyelim dedik. Ay hepsi yere dökülüyor. Ben buradan alıyorum, buradan yere dökülüyor. Ben ne bok anladım bu işten. Avucumda biriktiriyorum, avucumda bayağı biriktirdim gerçi de. Şu an avucumda iğrenç. Ben bunu haşladım bir gün, içtim suyunu içtim de ay çok kötü suyun tadı var, iğrenç bir şey. Böyle bir şey yani, bok suyu içsen bundan güzel, çok kötü bir tadı var. Yani zayıflayacağımı öleyim daha iyi dersin yani, öyle böyle değil. Maydanozsa, hadi şöyle bir durayım da bir poz vereyim de bunu da şey yaparım. Maydanoz sayı sapı zayıflatıyor diye kür atarım. En azından şişman gacılar beni izler de videom çok güzeldi. Şöyle bir. Ay şaşırayım dur. Böyle değil mi? Ben çünkü videodan ekran görüntüsü aldığım için canlarım yanlış anlamayın. Şöyle abi olmadı sanki. Abi de şey o cin çarpmış gibi oldu bu da. Dur şöyle. O çok abarttım. Çok abarttım. Çok büyük oynamamak lazım. Tiyatroda da öyledir mesela. Tiyatroda büyük oynarsın. Çünkü arka en arkadaki izleyicilere sesini duyurmak için tiyatroda büyük oynaman gerekir. Ama sinema... Ha, gel öpeyim gel. Canım benim, bebeğim benim. Şeyde, sinemada da derliklere, sinemada küçük oynaman gerekiyor. Yani dizi de aynı şey, sinema da aynı şey. Ay yeri bok içinde bıraktım ya. Üf, gerçekten çok kötü ya. Böyle bir şey yok yani. Yani öl geber daha iyi yani. Bunun suyunu içip zayıflayıp yaşayacağını öl geber. Ay o Türk erkekleri. Erkekler için zayıflıyorsanız eğer sağlığınız için değil de. Erkekler için zayıflıyor. Hadi ekran görüntüsü alacak. Neyse burayı kırparım abi, bu deli gibi millet deli mi ne bu diyecekler. Şöyle, ha şöyle diyor. Niye? Çok tatlı böyle bir şey videoları var. Böyle şöyle gacılar böyle duruyor. Buradan ekran görüntüsü alırım ben, tamam. Bu çok güzel oldu. Bunu yapacağım. Ekran görüntüsü şeyi YouTube'a bunu yapacağım, tamam. Neyse bunu inleşletiyoruz yavrum. Vallahi şu kadar maydanoz geçti elime. Ay yine iki tane daha düştü. Şimdi canları bunu güzelce yıkıyoruz. Şöyle. Şöyle. Bunu sirkeli suda yıkayın, tamam mı? Sirkeli suda böyle 2-3 saat bekletin. Koca tencere alın. Ondan sonra sirkeli suda 2-3 saat bekletin. Ondan sonra laçonuzda sizin kafanızı gözünüzü patlatsın. Nerede lan yemek, ağzına sıçtığının karısı. Seni ben zaten adam desin ki sana. Ulan ben zaten seni görücüsü ula aldım. Ha? Madik karı. Ben seni zaten hizmetçi olarak bu eve aldım desin adam. Ama bu salata benim tabağım şey oldu. Küçük oldu buna dur. Aynen. Ha. Şunu alayım bari ne yapayım. Bu da salata tabağı. Ay. Koltukçu gacın tabakları hala bitmedi. Kırlakla bitmiyor. Bu kendi kendine çoğalıyor mudur nedir? Ay. 4. Amip midir nedir ya anlamadım. Amip mi diyorlardı ona, götüp mü? Amip mi? Güzeldi. İnce ince kıyıyoruz maydanozumuzu canlarım. Şöyle güzeldi. Ha. Tamam. Evet. Şöyle. Aa bak çok güzel kıyım. Maydanozu çok koymayın canlarım buna. Bir de şöyle büyük tabağım ne var bunda? Domates, biber, yeşil sivri biber, bir de hıyartolar ve drajiye. Salatalık var içinde. Tamam şöyle. Bir de acur vardır. Acuru bir ay ben acur hiç bulamıyorum İstanbul'da ya. Ben acur çok severim ya. Komşumuzun bahçesinde acur vardı biliyor musunuz? Yemin ederim gidip hep çalar çalar yerdim ya. O komşumuzu çok severdim. O da ölmüş. Yazık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Götü sakız çiğnesin inşallah canım benim. Şimdi canlarım. Benim en sevdiğim soğan. Bakın dün kaç gündür bu kocaman devasa bir soğandı. Mor soğan. Kaç gündür bunu şey yapıyorum. Saklıyorum. Bu soğana kıyamam.
Bu soğan, şu soğanları okudu bak. Bunları o kadar sevmem bak şunları. Şu soğanlar bunlar zaten Çin'den geliyor. Şöyle şöyle hadi. Git. Buna kıyamıyorum, bu mor soğana bayılıyorum. Balığının yanında filan yersiniz bunu, bilir bilen bilir. Çok balık da yapmıyorum ya. Bir gün balık videosu mu yapsam acaba? Hiç balık yapmıyorum. Bilmiyorum, balık aramam ben. Doğulu olduğum için, yani doğulu derken ben Malatyalıyım biliyorsunuz. Doğunun Paris'i Malatya diyerekten. Şu an evet balık yapabilirim, balığın şeyi şu garlık zamanı. Şimdi canlarım şeyde doğramayacağım, şöyle direkt elimde doğruyorum. Şöyle güzel güzel bakın. Oh bak, bak ne şu garlık, görüyor musun canlarım bak. Soğanı şöyle doğruyorum. Bir dilim aldım böyle hilal ayı şeklinde bak. Bak şu garlık, ay bak. Şöyle şuradan önce bir bak, şöyle bir yarı kaçalım. Ha şöyle. İsviçre bıçaklarım köreldi bu arada. İsviçre bıçağını ben meşhur ettim biliyorsunuz canlarım. Ama şey eski bıçaklar gibi oldu. Ne yapayım, daha iyi, boş ver. Kaç kere elimi kestim bu aletler yüzünden. Dur. Bunları da güzelce şey yapıyoruz. Doğruyoruz. Ay ekmekle. Bunu ekmekle yiyin. Ben şimdi yemeyeceğim. Şey yapıyorum. Yatarken böyle yatmadan önce yemek yemeden duramıyorum. Yani illa mideme gırtlağıma o bir şey girecek yani. Şimdi yani çok az tuz atıyorum şöyle. Yaşlar hiç atmasın. Şimdi güzelce bunu şey yapıyorum. Harmanlıyorum. Ama ben hiçbir şey asla bu salataya ne limon atarım ne sıvı yağ atarım, hiçbir şey atmam. Zeytinyağı falan hayatta atmam. Bu salataya sadece tuz koyarım. Maydanoz, domates, yeşil sivri biber. Ama özellikle yeşil sivri biber olsun. Ve salatalık. Ama mümkünse o minik salatalıkları var ya böyle. Böyle minikler şeyler, ne diyorlar? Badem midir nedir? Öyle diyorlar İstanbul'da. İstanbul godoşları. Dur. İstanbul sokaklara çare bulun bu derde. İstanbul sokaklar. Şöyle güzeldi. Söyleyin Şile çam nerede? İstanbul sokaklar çare bulun bu derde. İstanbul sokaklar çare bulun bu derde. İstanbul sokakları. Hepinizin ağzına sıçayım. Ha bu arada canlarım. Beni onu benden siz aldınız. Onun ağzına sıçayım. Onda böyle bir şey var. Canlarım bir şey diyeceğim. Şimdi ben yıllarca bulaşık makinesiz yaşadım. Sonra bana bir bulaşık makinesi geldi. Ben yalan yok. Bana kalsa hiç alamayacaktım. Sağ olsun bir gacı, iki gacı bir oldular. İki gacı bir olur bana saldırdılar. Ağzımı gözümü dağıttılar o gacılar. Yazıklar olsun. Yok canım oğlum öyle şey. İki gacı bir olur bana bulaşık makinesi aldılar. Ben şey yapıyordum. Şimdi bulaşık makinesi ilk geldiğinde ama böyle hani mesela bir bıçakla bir domates doğruyorsun. Onu bulaşık makinesi atıyorum. Mesela bir tabağa çerez koyuyorsun. Onu hani böyle bir suyun altına tut. Geri at şeye, dolaba. O tip bulaşıkları da, tabağa çanağı da bulaşık makinesine atıyordum. Ay bir bakıyorum iki günde bir doluyor. Aa, ondan sonra karar verdim. Yağlıları atıyorum. Böyle hani ağır, böyle elle yıkaması zordur, şudur budur bilmem ne. Onları atıyorum artık böyle hani yok bir kaşıkla yoğurda sokmuşum, kaşığı çıkarmışım, onu atıyorum. Ondan sonra çerez koymuşum dediğim gibi. Ya da içinde salata, böyle meyve, sebze bir şey yıkamıyorum. Yani yağsız olanları elimden geldiği kadar asla bulaşık makinesine atmıyorum artık. Dünya elektrik faturası. Hani bulaşık makinesi karlı diyenler var ya. Niye öyle diyorsunuz? Bulaşık makinesini, ya neymiş su tasarrufu. Ulan su tasarrufu. Hadi su tasarrufu. Ay tasarruf diyemedim. Su tasarrufu. Su tasarrufu, elektrik niye söylemiyorsunuz? Elektrik ne olacak? Onun yaktığı elektriği niye söylemiyorsunuz? Reklamlarda diyorlar, bulaşık makinesi alın diye fıstığını yırtıyorlar. Sırf deterjan alsınlar diye kendileri kazansın diye. Tamam eyvallah. Ticaret ticardır.
Oh, soğan kokusu bayılırım ya. Bu soğanı seviyorum. Mor soğan. Ay canım. En sevdiğim soğan. Yemin ederim bayılırım yani. Yani elimden gelse evleneceğim bununla. Çoluk çocuk sahibi olmaya çalışacağım ama beni almaz. Lobunyayım diye bu da almaz beni. Ha. Neydi kız, bir laf vardı. Soğan neydi? Soğan sarımsağı bir şey demiş. Sarımsak soğana bir laf atmış. Soğan da sarımsağı bir şey demiş. Öyle bir atasözü gibi bir şey vardı ama şimdi aklıma gelmedi. O hoşuma gidiyordu benim. Neyse. Ay ne diyordum şimdi, aklıma gelmeyeni bırak, öbür şeyi de unuttum. Ne dediğimi de unuttum. Allah kahretmesin, ay var ya. Ay çok önemliydi belki de. Aa dur bakın, hatırladım. Bakın canlarım, size bir şey öğreteyim. Aranızda böyle şey, öyle değil de aranızda böyle hani bir şeyi unutup hatırlamaya çalışan insanlar varsa benim gibi böyle. Çünkü çok laftan lafa atlayan insanlar benim gibi yani. Ben de çok laftan lafa atlıyorum. Bana hatta yorumlarda kızıyorlar. Hatta karşındakini konuşturmuyorsun diyorlar. Bazen kendimi şartlıyorum. Konuşsun. Ay ama konuşturuyorum. Öbürü de karşımdaki de susmuyor ki. Bir tane çakasım geliyor. Valla bazen böyle şey. Yani bilmiyorum işte, neyse, öyle bir şey asla yapmam da yani. Ay bak yine dedi, ha böyle ne dediğimi unuttum olayına girerseniz ne yapın, bak göstereyim size. Emin olun hatırlıyorsunuz. Bak 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 ne yapıyorum. Önce komple nefesinizi dışarı verin. Bak şöyle. Beyninizi çalıştıracağım sizin, beyninizi. Bak şimdi beyninizi çalıştır, bak şimdi. Göğüslerinize elinizi verin. Kadın erkek fark etmez. Şöyle şuraya verdik bak. Şu an konuşmayacağım çünkü yaptığım hareketten dolayı konuşamıyorum şu an. Bak şimdi. Nefes almadan şu an içimdeki nefesi komple elimi içeri bastırarak komple nefesi hem arkadan oradan da gidebilir bilemem. Bir de normalde burun ve ağızdan, bir de arkadan. Vücudumuz neresinde delik varsa oradan şeyler çıkacak. Nefesim çıkacak. Ha. Bak nasıl hırladım ya ya sigaram. Bunu ne yaptım ben? Bak gerçek bu, lütfen rica ediyorum. Şimdi normal konuştuğum nefesimi dışarı verirken elimi buraya bastırarak göğüslerimi, göğüs biliyorsun burada akciğerlerimiz var. Bastırarak dışarı verdim. Sonra komple burnumdan nefes alıp 10 saniye bu şekilde bekledim. 10 saniye burnumdan nefes aldım ama göğüslerim şişerek nefes aldım böyle. Göğüs kafesim şişerek. Sonra bir akciğer için de, çok sigara içenlerin için de bu arada, daha önce videomu söylemiştim, bilmeyenler için söyleyeyim. Maden suyu, her sigara içenler her gün bir tane maden suyu içsin. Akciğerin en büyük temizleyicisidir maden suyu, bunu unutmayın. Sade ama yok elmalı elmalı fırfır, geçin onları. Ve bu hareket ara sıra böyle bir boş zamanınızda mesela bu hareketi bir kere bile yapsanız bak bak. Pardon, ağzımızdan iç dışarıda. Şimdi ağzımı kapatıyorum. Burnumla komple nefesimi çekerek akciğerim şişiyorum. 10 saniye bekliyorum. Nefesimi böyle direkt ağzımla dışarı vermiyorum. Şöyle. Elimi buraya bastırarak nefesimi dışarı atıyorum. Bak arkadan önden ne çıkarsa çıksın korkmayın. Bunu yapın. Hem sinirinize çok iyi gelir. Mesela stresli olduğunuz anlarda da beyninize ve akciğerinizi çalıştıran, beyninizde zaten otomatikman şekilde akciğer, beyin filan hepsi bağlantılı biliyorsunuz. Çok sinirli anlarınızda da bunu yapabilirsiniz ve çok rahat. Hani böyle torbaya öyle yapın diyorlar. Hani böyle torbayı bak şöyle yapın diyorlar. Bak. Allah'ım bir sabah da gösterecektim. Başıma neler açtı. Ay dur delik. Ay. Bir gün ben ne yaptım? Çok sinirliydim. Öyle böyle değil böyle. Çok şildim o gün. Bu bir saklama torbası, tamam mı? Bak ben bunu yaptım ama size göstereyim. Bunu yaparlar ya böyle. Stresi geçsin, sakinleşsin diye bunu yaparlar genelde. Derinlikler. Bak.
Bak, şunu yaptırırlar genelde. Bana olmadı, ben daha çok sinirlendim, delirdim. 8 kişi öldürmüştüm o gün. Ha, bak. Ağzına sıçayım, dur. Ay yok, ay benim de, ay. O kadar değil tabii ki yani. Beni bir naylon öldürebilir mi ayı? Ben bunu yaptım, bir faydasını görmedim. Stresimi bırak, stresimi gitmeyi bırak. İyice daha bir tane cinlerim tepeme çıktı. Bir yerde görmüştüm bir tane kunek midir nedir doktor bir şey o mu kimdi vallahi bilmiyorum. O doktor herhalde söylemişti. Ay bir beynim döndü iyice cinlerim tepeme çıktı böyle. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Hatta birkaç arkadaşımla kavga etmiştim o gün. O naylon olayı sakın yapmayın dernekler. Benim dediğim bu nefes egzersizini arada yapın böyle bir kere, iki kere. Kafanızda zaman eserse. Ay günde 20 kere, 30 kere falan değil. Hem psikolojinize iyi gelecek. Zaten beni izleyenlerin %90'ı deli. Yani beni izleyenler deli olmaz. Ya delilerim benim, yavrularım benim, delikacılarım. Hı. Bütün delikacılar peşimde, doğru. Neyse canlarım salatam. Buna böyle yok nar ekşisi. Yok şu yok bu bırak. Bunu böyle bulgur pilavının yanında mis gibi bak. Bulgur şunda bulgur pilavı vardı şun. Azıcık kaşar ucuyla bunu şeyden alın salatadan. Ondan sonra bulgur pilavına batırın lop diye onu yiyin var ya. Ama hadi bir tane tadım. Ay ağzım sulandı bir tane alın kız. Ay nasıl ağzına soğuk ya inanamıyorum. Ay. Şimdi niye yemiyorsun diyeceksiniz de canlarım şu an gece ya şu an yiyemiyorum maalesef. Şöyle bir tane alayım şöyle kaşık bakın canlarım. Şöyle bak. İşte yanında bir de bulgur pilav olaydı. Bulgur pilavı yapamadım. Şöyle maydanozu da var bunun. Öyle her şeyi çok çok koymayın canlarım. Bol bol yapıyorsun sonra çöp. Sadece tuz. Oh. Mis gibi. Sadece tuz, ne limon, ne zaten baharat sakın atmayın. Hani limon istersen belki atma. Bu çoban salatası türü zaten. Bu tarz salatalara ben limon yakıştırmıyorum. Hmm. Yeşil maruldur, kıvırcık onlara limon yakışır. Tamam, okey. Onlara atılır. Ama ben bunlara atmıyorum. Yok, ay salataya karabiber, pul biber atan var ya. Bu ne saçma sapan şeyler ya. Allah aşkına öyle şey olur mu ya? Zaten her şeyi deneye deneye buluyoruz değil mi? Bu yemekler nasıl bulunmuş? Deneye deneye bulunmuş. Şimdi canlarım bunu şöyle üstüne örtüyorum. Bugün benim, bu benim altın değerinde bugün. Çünkü bundan başka bir şey yapamadım. Aa, bu da bana yeter mis gibi valla. Şöyle üstünde kapatayım. Aa, şöyle şuradan şurada dur yavrum. Bakın benim marulum da var. Yalan değil. Bak marulum da var burada. Bak. Bak burada. Bunu da yarın şey yaparım. Bunu ben domatesle yaptığım şeylere maruldur, şudur bunu katmayı hiç sevmem. Hani o tarz salatalara bu yeşil marulları, şunu bunu katmayı sevmem. O salatanın yeri ayrı, bunun ayrı. Bunu da böyle saklıyorum, böyle havasını aldığı zaman bayağı bir 2-3-4 gidiyor yavrum. Neyse canlarım, şahane salatamı maşallah 24 dakika anlatmışım. Millet 30 saniyede bunu nasıl yapıldı? Yani neyse. Muhabbet oldu. Boşver.